TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Aşkın isimleri. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Fatih Çıtlak, Nesibe Sarıhan. Sevgili dinleyicilerimiz aşkın isimlerine devam etmek üzere yeni bir programla sizinleyiz. Ben Nesibe Sarıhan, kıymetli hocamız Mehmet Fatih Çıtlak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok çok teşekkür ederiz efendim. Allah Teala'nın güzel isimlerine bugün El Ali ile devam edebilir miyiz hocam? Cenab-ı Hakk'ın en çok duyduğumuz isimlerinden olan El Ali ismi hakkında sahici kalbe nüfuz eden düşünceler içinde miyiz acaba? Evet Esma-ül Hüsna'yı hani yukarıdan böyle tasnif edildiği şekliyle söylüyorum tabii ki. Yani ona göre yukarıdan aşağı diyoruz. Yoksa Esma-ül Hüsna'nın yukarısı aşağısı yok. Ama Hüvallahüllezi la ilahe illa diye başlayıp Er-Rahmanu diye devam ettiğimizde El-Ali ismi şerifinin gelmesi El-Ali ismi şerifinin Eşşekür'dan sonra ve ondan evvel Habir, Alim Halim isimlerinin de gelmesi ve burada da El Ali kelimesiyle karşımıza çıkması tabii ki tesadüfi bir tasnif değil. Bu tasnifin ne kadar önemli olduğunu ve bize ne kadar önemli hatırlatmalar yaptığını yani okurken aynı zamanda Allah'ı zikre vesile olduğunu anlamış oluyoruz. El Ali ismi şerifi nedir? El Ali malum Ala Aliyül Ala dediğimizde ala olandan bile yüksek manasında Türkçede de yani kullanıyorlar hala çok Ali yul ala olur. Ali zaten yüksek bir şey demektir. Yani yüksek beklediğimiz şeyin de üstünde bir şeyle karşı karşıyayız manasında kullandığımız bir kelime. El Ali kelimesini dikkatten kaçabileceği için en çok zikrettiğimiz isimlerden biridir buyurdunuz ne kadar güzel söylediniz. Çok isabet var bu sözde. Çünkü çoğu insan Kur'an-ı Kerim'den hatim sürmese, belli sureleri tekrar tekrar okumasa bile Ayetel Kürsi muhakkak okur. Ayetel Kürsi de Kur'an'daki hadisle sabit ve tescillidir. Kur'an-ı Kerim'deki en yüksek ayeti kerimedir. Yani Kur'an-ı Kerim'in en faziletli ayeti, ayet diyorum bakın sure değil, Hani cümle gibi gördüğümüz işaretler konulur ya. O ayeti o durak yerinden diğer durak yerine kadar olan yere ayet diyoruz. Avam öyle biliyor. Aslında biraz daha tarih farklıdır ama neyse en faziletli ayeti Ayetel Kürsi'dir. Allah'la başlar. Allah ismi şerifiyle başlar. İsmi zat. Ve huvel aliyul azim diye de tamam olur. Aliyul azim. Şimdi azim kelimesini işlemiştik azim esmasını, yüce, muazzam, tecellileriyle hayrete, efendim, insanı zikre, Allah ya edirtecek şekilde, imana, takrire, ikrara götüren isimdi. Ali ne? Ali hangi sıfatını, hangi efalini, zatı hakkında neyi düşünürseniz düşünün, onun üstünde olan üstün demektir. Yani el-aliyyül azim dediğinizde de, bu iki terkip birçok ehli hal, ilim erbabı, arifler tarafından isim terkibi ve zikir terkibi olarak da kullanılmıştır. Aliül Azim ismi şerifi. Yani Aliül Azim de denildiğinde azametiyle, kudretiyle, yaratmasıyla, esmasıyla, tecellileriyle insana Allah dedirten muazzam, azamet sahibi. Hazreti Allah senin bu hayretin var ya senin bu acizliğini bilip de ne muazzam diyorsun ya el ali ondan da üstün demek neden üstün azimden üstün değil dikkat dikkat buyurun lütfen dinleyicilerimiz bu hususa dikkat buyursunlar azimden üstün manasına gelen ali değil yani Allah Teala'nın isimleri birbiri üzerine racih kılamayız. Üstün üstünlük iddiasında bulunamayız. Yani en direkt doğru düz mantıkla bir şey yapsak, işi kurgulasak Allah o bir kere. Yani o Allah. Hani ne kadar onun biz önceliğinin sonrasını neyi bileceğiz de konuşacağız. Bildirdiği kadarıyla bildiriyoruz. Fakat en faziletli ayeti kerime diye Efendimizin e, bizlere dikkat çekerek buyurduğu ayetel kürsinin sonunda Allah ismi şerifinden sonra hu ismi şerifi ve huve o diyerek yine zata işaret etmesi el aligül azim diyerek terkiple de bunu bize nakşetmesi şu noktadan önemli. Dedik ki Azim ismi şerifinin tecellisindendir ey kul anla ki Allah Teala'nın her ne tecellisi ise, her ne yarattığı, her ne ayeti, her ne sıfatı, her ne ismi olursa olsun onun böyle içine girip de insaflı bir şekilde benliği kenara bırakarak la ilahe illallah diyerek ben yokum sen varsın göster ya Rabbi dediğinde senin Rahman ve Rahimiyetine sığındım senin isminle seni öğrenmek istiyorum denildiğinde Allah Teala'nın azameti karşısında bir hayrete düşme onu bir ikrar etme ona ibadet taat duygusuyla acziyetini hatta mahviyetini hatırlama vardır azim isminin tecellisidir bu ama bizdeki tecellisidir bu el azimin Allahça kendisine ait olan Celle Celaluhu'daki tecellisini biz bize bildirdiği kadarıyla biliyor muyuz? Biliyoruz. İşte bizdeki bu tecellilerin bizde uyandırdığı en üst noktayı düşünelim. Hani bu çocuk olmasın da yetişkin olsun, cahil olmasın da alim olsun. Efendim yine çocuk olmasın da anne baba olsun, anne baba olmasın da dede olsun, 300 yaşına kadar yaşasın, her kitabı okusun. Yani çocuk ufacık şeylere hayret edebilir. Yok efendim, hayrete doymayan bir adam bile olsa bütün ilmiyle. Hani bütün efendim bilgisiyle bir hayrete düşkünlük, o azamet karşısında Allah dediğini düşünelim. El Ali ismi şerifi bize bambaşka bir ufuk açıyor. Nasıl açıyor? El Ali dediğinde sende uyanmış olan bu azamet duygusunun da üstünde bir ilahtır o. Senin anladığın esma-i ilahiyenin, senin kavrayabildiğin Rabbül Alemini, mabut olarak görüşünü daha bir sürü şey ekle buna. Hepsini üst üste de koysan, en zirvesini de bulsan o El Ali'dir. Yani senin bu düşüncelerinin çok 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 fevkindedir. Tam kritik noktada geldi işte. Semi dedik, Halim dedik, Selam dedik, Mümin dedik, Müheymin dedik. Yani Allah Teala'nın Gaffar dedik. O zaman şimdi El Ali kelimesini neden bu kadar bir öneme sahip niye bu kadar hani biraz da belki farkında olmadan ses tonumuzu yükselttik ama bunun sebebini birazdan kardeşlerimiz bendenizden çok daha iyi anlayıp ruhlarında hissedecekler yani bu sözlerin onlarda makes bulduğu mana çok farklı bir hayret ve güzelliğe yerini bırakabilir onlarda daha güzel parlayabilir aynı dışarıda gördüğümüz sokağımızı falan biz böyle çok fark edemeyiz ama güzel bir kamerayla şimdi HD diyorlar bir kamerayla çekildiğinde televizyonu daha güzel görünmesi gibi. Bizim de mesela dışarıda görüyorlar abi diyorlar ki böyle çirkin bir adam mısın televizyon daha iyi görünmüşsün demeleri gibi. Bazen sözler bulunduğu yerden karşıya daha güzel akseder. Ve öyle de olmalıdır. Konuyu dağıtmayalım. Ama böyle bir dağıtıp tekrar konuya dönmek uykuya da mani yeknesaklığı da bertaraf edici oluyor. Şimdi El Ali denildiğinde Allah Teala'nın bu isimleriyle beraber bizim idrakimizin üstünde yani semi'dir, halimdir, efendim gaffardır, settardır denildiğinde El Ali ile beraber El Ali ismi şerifiyle beraber bunları düşündüğünüzde şöyle bir tablo çıkıyor karşınıza. Gaffar dedik, öğrendik, öğrendik senelerce. Ğaffarı andık, Ğaffarı zikrettik. Gaffar karşısında Allah Teala'nın eridik, bittik, yok olduk. El Ali geldiğinde daha henüz bilmiyorsun bile. Bu senin anladıklarının da en yücesinde. diyerek insana bir duygu veriyor. Şimdi çok kritik bir nokta. Ne olur burayı kaçırmayın. Bendeniz anlatamazsam yazık olur. Sizlerin irfanıyla lütfen dinleyicilerimden rica ediyorum can kulağıyla dinlesinler. Anlatmak istediğimi inşallah anlamış ve almış olsunlar. Şimdi ne kadar anlarsan anla tamam tabii ki Allah Teala bizim ibadetimizden onu metü sena et yani değil şirkimiz ve yanlış anlamamızdan Sübhane Rabbike Rabbi İzzeti Amma Yasifun yani Allah Teala'yı yanlış bilmekten Allah münezzeh oluşunu bir kenara koyun Allah'ı doğru bilmemizden bile Allah münezzehtir değil Allah Teala'ya küfür, hakaret, nankörlük yapmak. Onu bir kenara koyun. Allah Teala'ya yaptığımız şükürlerin Allah'a layık olduğunu düşünmekten bile Allah münezzehtir. Allah münezzehtir. Böyle bir durumda zaten biliyoruz kafamıza kafamıza niye vuruyor diye bakmamalı. Rahman ve Rahim cihetinden bakılmalı. El Ali ismi şerifini niye mevla bize bu şekilde beyan ediyor. Madem ki benim kavrayabileceğimin üstünde bir el alisin ya Rabbi. E zorun ne? Diyebilir şaşkın olan bir insan. Burada aşk imdada yetişir. Allah'a karşı muhabbeti olan bir adam el ali ismi şerifiyle dünyada gördüğü hiçbir nimetle, hiçbir güzellikle hatta ahirette karşılaşacağı nimetlerle bile doyamaz hale gelir. İlle cemal ister. İlla Allah'ı ister. Yani el-Ali kelimesi, şimdi düşünün, şöyle bir la teşbih ve la benzemez diyerek, yarı Arapça, yarı Türkçe konuşayım, biraz da kardeşlerimi güldüreyim. Çok seviyorsunuz bir insanı ve o hususta araştırma yapıyorsunuz. Hatta bu misale gelmeden evvel, belki bizi üniversitede, akademik çevrelerde bulunan, mahferlerde kalem oynatan insanlar da dinliyordur. Mesela üniversiteler arasında, akademik kariyer yapan kişiler arasında, tatlı hatta biraz da tatsız münakaşa ve münazaralar olur. Diyelim ki Nesibe Hanım falanca şahsı araştırır, bütün kitaplarını kütüphanelerden tarar, oradan Fatih Bey çıkar, der ki ya filanca kitabı da ben buldum, filanca çalışmalarını da bunu görmemiş. O kıyamet kopar. Ben bunu araştırırken nasıl onu görme? Kabirinden bunu kendine yakıştıramaz da, efendim tekrar o ilmi metotlar, akademik çalışmalar falan şekil değiştirir, tartışmalar başlar falan. Hani bunu bir kenara koyalım. Bu çok avami değil çünkü. Ama avami olan duygulardan ve yaşadığımız hayattan örnek verelim. Bir insanı çok sevdiğinizi ve o işte hep uğraştığınızı bir iş olabilir bu. Bir insan olabilir. Hani ne derler? Bu işin artık kompedanı. Yani böyle bir cihaz çıkacak da ben nasıl bilmeyeceğim. Böyle bir un mamul yapılacak da ben fırıncı olarak bunu nasıl bilmem gibi. O sahayla alakalı her şeyi yalayıp yuttuğunuzu düşünün. Ve birisinin size gelip yani bambaşka bir şekilde bütün bu bildiklerinizi en güzel şekilde anlatıp biliyor musun senin bu bildiklerin var ya benim bildiklerimin yanında yüzde bir değil ben de öyle bir katalog öyle bir kitap veya sevdiğin hakkında öyle bilgiler var ki şu an bu bildiklerin bunun yüzde biri bile değil dese sizde ne olur aa ne yani şimdi sen bilginle bize başa mı kakıyorsun dersin yani öyle mi düşünürsün yoksa sende bir iştiyak bir şevk mi başlar? Yani bu durumda ikisini görmek mümkündür. Şöyle bir farkla, mesleğine aşık olan, o insana aşık olan, o sahaya aşık olan, o bilinmezliği duyduğu anda neredeyse çıldırır. Onu bulmak için, o muhabbetten dolayı onun peşine düşmek ve hep ona ulaşmak isteğiyle yanar kavrulur. Öğrendik, halim dedik, dedik settar dedik, coştuk, azim dedik, coştuk. El-Ali'yi gelip oturunca Esmaülüsna da karşımıza Fethubhane Allah bunlar ne ki size tanıttığım aslı bende siz kul olarak bunun yüceliğini idrak bile edemezsiniz hani en yüce dediğiniz şey var ya en yücenin yücesinde olan bir Ali denildiğinde El Ali ismi şerifi dikkat cümle bu bunları anladıktan sonra cümle bu Allah'ın zatına karşı aşkı ziyadeleştiren, Allah'ın zatına muhabbeti iştiyaktan şevk haline getiren en muazzam esimlerdendir. Ve şimdi bak taşlar yerine, daha doğrusu ayeti anlama irfan duvarındaki taşlar yerine nasıl oturuyor? Estaizu bismillahirrahmanirrahim. Hadi bereket olsun. Allahü la ilahe illa hu. El hayyul kayyum. Bizim hayatımızdaki işlerimizi yaşamak ve işinde bulunduğu standardı korumakla özetleyebilirsiniz kimsiniz sizsiniz Allah ismizat hu ismizat şeriki olmayan bir Allah hay ve kayyum yani sizin bilebildiğiniz hemen görebildiğiniz şeylere baktınız ya ne görünür nerede doğmuş şeyde bile Avrupa'da şimdi bize de moda oldu adamın adını yazarlar altına parantez içerisinde yaşını yazarlar yaşıyor yani şu yaşta mesleği de bu en kısa tariftir bu. değil mi? Nereden gelip nereye gittiğini anlatırlar. O nereden gelip gitme kısmını fasl ediyor Allah Teala bitiriyor. La ilahe illahu. Eşi menendi yoktur onun. Zat. Hay ve kayyum. Böyle başlayarak Allah Teala bizi kuşatan semavatı, arzı ve kalben bağlı bulunduğumuz güzellikleri bizi kurtarıp kurtaramayacağını, hangisinin bize faydalı, hangisinin zararlı olacağını doğrudan bütün azametiyle tüm heybetiyle Allah Teala ayetel kürsiyle kainattaki işleyişi tenezzülen, merhameten biz onun kulluğundan düşmeyelim, tevhid sırrında daim olalım diye kendisini bir ayette bize beyan ediyor. Sonunda ve huvel aliyyül azim buyuruyor. Bundan ibaretti. O zat bak o zat He? Yani Allah diyorsun, o, o Allah. El-Aliyü'l-Azim. Şu kainattaki yarattıkları esmasıyla sana tanıttıkları ne ki? O El-Ali'dir, El-Aliyü'l-Azim'dir. Azemetiyle sizi hayrete düşürüp yegane büyük sensin dedirttikten sonra esas büyüklüğün kendinde ve bu güzelliklerin tüm güzelliğiyle, en büyük, en güzel, en yüce haliyle, kendisinde bulunduran Allah demektir. Size indirdiği sizin bilmeniz gereken kısmı kadar. Ama bana gelirseniz ve huve garasız garazsız hep o o diye hep ona kavuşma zevkiyle yaşarsanız ben kendi katımda hiç el değmemiş hiçbir gözün görmediği hiçbir nefsin agah olamayacağı zatî güzelliklerimi sana gösteririm o zaman görsen onu ve huvel aliyyül azimdir o. Ve burada doğrudan görmeye işaret de vardır ki Allah Teala'nın hay ve kayyumluğunu göremeyen kişi gaflet uykusunda olduğundan ince bir şey de ayet-i kürsüde karşımıza çıkar. La te'huzuhu sinatun ve la Eskimez, pörsümez, yaşlanmaz. Uyku da yoktur ona. Uyuklama da yok. O zaman el Aliül azimle tamamlanan ayet-i kürsüdeki El-Ali İsmi şerifinde aynı eşekürde olduğu gibi, aynı esselamda olduğu gibi, aynı el müminde, rahmanda rahimde olduğu gibi. Ne çıkıyor karşımıza? Bizler Allah Teala'nın kendi zatındaki o Ali tecellileri ve Ali olan zatını görmeye ihtiyak, ona istek ve arzu duymazdan evvel kuluna bunu göstermek üzere o ulviyete kulunu davet eden Allah Teala demektir. Öyle ya. Sen uyuyorsun o uyumuyor. Ne demek bu? Sen uyumuyorsun o uyumuyor. Ne bekliyor? Bir şey mi bekliyor Hazreti Allah? Uyku tutmaz denildiğinde. Yani Allah Teala'nın el aliyül Azim sıfatına hele hele El-Ali kelimesine bakıldığında bakın bu ismi şerifi bu ayetel kürsüyü okuyan kişiler zilletteyse izzet sahibi olurlar. Borçlularsa borçlarını öderler ayet el kürsünün şundan korunmaya işte kabus görmemeye efendim başına bir şey gelmesin kazadan musibetten korunmaya gibi böyle muhafaza şekli vardır ama hangi niyetle okunursa bu ayetel kürsi ona şifa olur o derde deva olur yani el ali ismin şerifini anlattıktan sonra ya hoca hemen mevzuyu gittin yani ayetel kürsü çok okuyan şöyle olur böyle olur gibi yaptın mevzu mu bitti diyecekler şunu anlatmak istiyorum. El Ali'yül Azim isminin geçmesi Allah Teala'nın. Ayetel Kürsi'de her türlü zilletten izzete, her türlü düşkünlükten insanı kuvvete efendim borcunun edasına kadar hatta. Bakın borcunun edasına kadar her türlü muhafazaya bu Esmaül Hüsna'nın içinde geçtiği bu ayet fayda veriyor ise zikrettiğini bilmek ve niçin zikrettiğini anlamak ancak insanın şanında olan bir şeydir. Hayvan zikreder haşa huzurdan niçin zikrettiğini bilmez. O zikre bağlanmıştır. O zikirle yaşar. Zikrettiğinin farkına varmak, zikrettiğinin ne olduğunu bilmek insana verilmiş bir hassadır. El Aliyül Azim ismi şerifini, El Ali Esma Hüsna'sını şu anlattığımız şekilde düşünen bir insan Soruyorum size şimdi. Hangi süfli, hangi zelil huyların, kulların, davranışların içine düşebilir? Ben ulvi bir gaye için Allah Teala'nın ezelden hususi kendi zatındaki aliyyül ala nimetler ve onun ali olan zatının cemalinin güzelliği için yaratılmışım. Değer mi ya? İki gün için satmaya değer mi bu manayı? dedirten esmadır bize. Yani El Ali ismi şerifine bakıldığında kudretiyle yücedir. Ne yaparsan yap onu ezemezsin, ona kafa tutamazsın, onun mülkünde ona bir şey taslayamazsın gibi kitaplarda El Ali kelimesinin bu şekilde insanın kulluğuna hatırlatan yani bu nedir aslında onu da söyleyeyim bir kopya vereyim. Yani böyle detaylara girmek istemiyorum. Ağır kaçar diye girmek istemiyorum. La ilahe illallah kelimeyi tayyibesinin bu kelime tevhidin en az yedi cümlelik manası vardır. Her makamdaki insana göre bu mana değişir. Ama mana değişince eski mana da kaybolmaz. Arz edebiliyor muyum? La ilahe illallah, la mabude illallah demektir. Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. Mabud, yegane mabud Allah'tır. Ama orada kalmaz ki kul. Peki ibadetimi ediyorum ama, Allah'tan çok sevdiğim kullar var. Mahluk var. E bu nasıl oluyor? O olgunlaştıkça la mahbube illallah demeye de başlar. Ondan başka sevgili yok. Ondan başka sevilecek zat yok. Demeye başlar. Aynı bunun gibi. Arz edebiliyor muyum? Küçük çocuk biraz böyle bir canı tatlı istediğinde şeker bilmem veya işte üzüm diyelim. Hocalarımız kızmasın bize şekere karşı olanlar ki biz de şekere çok şey değiliz şükür tamam şeker sakat ağzına böyle bir kaşıkla bir şey verirsiniz şap şap yapar yapar durur bitti şimdi kalkıp da baklavanın binlenmenin bir keşkülün yani bir esamesi okunur mu e bir adam 30 yaşında hala bunu canı tatlı istediğini yapıyorsa hemen bir psikoloğa bir psikiyatriste götürürler bunda ne oldu böyle gelişmedi mi bu çocuk diye la mabude illallah bizim emeklememiz kullukta yürümemiz için şarttır fakat ondan sonra bu kelime-i tevhid benim sadece camide, seccadede elimde tesbihle zikrettiğim Allah değil. Hayatımın her safhasında Allah vardır demek, işte o kelime-i tevhidin yedi cümlesiyle doğrudan alakalıdır diyelim ve şöyle dönelim. İşte El Ali ismi şerifinde kelime-i tevhidin Cenab-ı Hakk'ın El Ali olduğunu bilen bir insan bu dünyayı süfli şeylere satar mı? Ben ibadet ediyorum deyip de başka yerde varidatının sermayesini, gençliğini iki üç kişinin hatırına zayi edebilir mi? Ulvi gaye için yaratılmışım ben der ve o zata karşı muhabbet eder. Yani el-ali kelimesini izah ederken sadece o kudretiyle, kuvvetiyle sizden kulluk ister şekliyle mana vermek esma Hüsna'daki mütala tefekkür derinliğine yakışmaz. Burada El-Ali denildiğinde El-Ali ismi şerifinin bizde çağrıştırması gereken, bizde kalbi heyecanlandırması gereken en önemli mana bunu Kelime-i Tevhid'in lezzetine, tadına, Esma-ül Hüsna'nın Cenab-ı Hakk'ın kulluğunun zevkine, tadına varan insanlar için tabii ki söylüyoruz ve söylemişler kitaplarda. Yani o öyle bir yüce Allah ki senin şu anda tüm zerrelerinle ona ibadet ederken ki yaşadığın haz zı bir kenara koy. Allah kendi zatında öyle bir el ali ki sana bunların eşi menendi olmayacak şekilde hiçbir gözün, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir nefsin tatmadığı güzellikleri sana tattıracak Allah celle celaluhu manası verilmelidir. Böyle olursa biz Ayetel Kürsi'yi sadece kazadan beladan korunmak, başımıza bir şey gelmesin diye okumak, işte uykusuzluk, dert, sıkıntı falan gibi şeylere değil, Allah Teala'ya muhabbetimizi artırmak için de Ayetel Kürsi'yi okur hale gelmeliyiz ki artık ne olur? Şu günden itibaren biz bunu da gündemimize alalım. Bakın benden senelerdir televizyonlarda, radyolarda program yapıyorum ve maalesef bu noktadan hocalarımız da haklı tabii. Yani insanların çok okusun diye ama bir okusun bir başlasın da işte dışarılarda derman aramasın Allah'ın ayetleriyle şifa bulsun tarzında bu şekilde teşvik ediyorlar. Ama artık bunun bir üst noktasına geçmemiz lazım. Yani ayetel kürsüyü ve el aliyul azim denildiğinde Allah Teala'yı bizler Allah Teala'ya muhabbet tazelemek için de okuyalım. Zaten Allah'ın muhabbetinden uzak kalmaktan daha büyük bir musibet yok ki. Hangi trafik kazası, hangi ölümcül hastalık, hangi dünyada başımıza gelecek musibet ve bela Allah'ın muhabbetinden ayrı kalma musibetiyle karşı karşıya geldiğinde bir kıymeti harbiye teşkil edebilir. Yoktur böyle bir şey. Bizler artık bu muhabbeti tazelemek ve bu muhabbette bulunabilmek için de ayetel kürsü okuyalım. El Ali ismi şerifi bizim kalbimizi heyecana getirsin. Ya Rabbi kim bilir sen El Ali'yül Azim olarak zaten en ulvi şekilde kendini, nimetlerini beni bana tanıttın. Nasıl müşahede edeceğim ve ya Rabbi ben ve huvel aliyyul azim dediğimde başka bir şey kastederek, başka bir nimeti isteyerek değil, sadece senin zatının azametini aliyyul ala cemaline kavuşmak istiyorum, onu istiyorum demek için artık ayetel kürsüyü okuma vaktidir. Bizler Esma-ül Hüsna'da, Kur'an'da, zikirde, güzel ahlakta ve hayatımızdaki Müslümanca yaşayışta bir muhabbet tazelemek ve o muhabbeti doya doya yaşayabilmek için bu dünyada unutmamamız gerektiğini bilmemiz icap ediyor. İşte El Ali ismi şerifi Allah Teala'ya iştiyakı ve şevki bizde artılmalı ve El Ali ismi şerifiyle Allah'ın zatına öyle muhabbetle varmalı ki şirke düşürecek, günaha düşürecek, bizi kendi benliğimizde boğabilecek her şeyden kendiliğinde tabi bir muhabbetle sıyrılıp Mevla'ya kavuşmalı. Bu muhteşem El Ali ismi şerifi açıklaması için Allah razı olsun diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yeni bir ismi şerifle sizlerle olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Ben Nesibe Sarıhan, kıymetli hocamız Mehmet Fatih Çıtlak. Yapımdaki arkadaşımız Nazlı Güven, teknik yönetmenimiz Mehmet Ali Yıldırım. Hoşçakalın efendim. <laughs> Aşkın isimleri. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Fatih Çıtlak, Nesibe Sarıhan. TRT Podcasting yayınını dinlediniz.